Sayın Yeliz Bolat, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İki kişi yarışacağınız için sizin puanlarınızı evet. 2 ile çarpmak isterdim. Ah çok güzel bir haber. İsterdiniz ama. Böyle bir ihtimal yok efendim. Ne yazık ki hakkınızda kazanacaksınız inşallah. İnşallah. Sonrasında biraz daha sıkıntıya sokabilir miyiz sizi? Çok bekletmeyeceğiz. Daha 2 ayınız var değil mi efendim? Daha var evet. O 2 ay içerisinde, ne 2 ayı? 2-3 hafta içerisinde hayırlısıyla hafta finalini, tur finalini halledersiniz. İnşallah. Şöyle üçlü bir hatıra bırakırız kızımıza. İnşallah. Biraz da kendinizden bahsedin. Çok isterim. Adım Yeliz. İstanbul'dan, Beykent'ten katılıyorum. Modelistim. Bir tane kedim var. Adı Hardy. 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 Tom Hardy hayrandır eşim. O yüzden kedimizin adına Hardy koyduk. Eşiniz mi Tom Hardy hayranınız? Eşim. Siz de. Eşiniz. Tamam. Ben değilim. Tamam. Onun dışında modelistim. Sevmiştim. Başka nelerden hoşlanmışsınız? Mesela bulmaca çözer misiniz? Bu tip kelime oyunlarına bulmaca, vakit ayırır mısınız? Küçükken çözüyordum. Büyüdükçe biraz uzaklaştım. Evde ben çözerdim ilk. Sonra anneanneme giderdi o bulmaca. Sonra dedeme giderdi en son. Kontrol mü En sonunda dolardı çünkü. Ben böyle ufak ufak çözerdim. Onlar tamamen doldururdu. Evet, izliyordum. Sizinle babamla birlikte yaşıyordum. Yaşarken o zamanlar izliyordum. Kimden daha ayrıca? Sonra babanız mı siz mi? Babam daha iyiydi. Hiç puan hesabı yaptınız mı? Hayır, yapmadık. Yok. Şimdi de eşimle birlikte yarışıyorum evde. Kim daha iyi? Ben. Pek güzel. Tamam Yeliz Hanım. Ben. İnşallah eşiniz beyefendiyi gururlandıracak bir sonuç İnşallah. Alacaksınız. Ne olursa olsun zaten güzel bir hatıraya imzamızı atacağız. Öyle değil mi? Öyle olacağını umuyorum. Onun rahatlığı içerisinde başlayın efendim. Bunun 4 harfli ilk cevabın sorusuna. Kelimeleri, anlamları örtük, şekilleri bozuk, yerleri değiştirilmiş olarak kullanan söz dağarcığı. Sokak jargonu da deriz buna. Sokak jargonu. Harf alayım. Peki. Sokak jargonu 4 harfli. Argo. Durdursak mı? Argo. Ne güzel olur durdursak. 300 puan kazandırır size. İkinci sorularımız hep bir kısaltmayı işaret ediyordu. Sizinkisi de öyle. Asimetrik sayısal abone hattının orijinal kısaltması, yani İngilizce kökenli adının kısaltmasını istiyoruz sizden ki onu kullanıyoruz zaten. Harf alayım. Çok da uzağa gitmeye gerek yok. Harf istediler. Asimetrik, asimetrik. A'sı geldi. Sayısal, dijital. Değil mi? A-S-D-H. Aboneyi de YouTuber'lar öğretti. Ne? ADSL. ADSL. 5 harflidir, tek kelimedir efendim. Vücudumuzdaki belli bir bölgeyi soruyoruz. Buyurun. Göz, alın ve yanak arasında kafatasının en ince olan kısmı. Sinüs. Göz, alın, yanak. Göz, alın, yanak arasında. Dokunalım mı birlikte? Gözümüze, alnımıza, yanağımıza. Harf alayım. Biliyorum ama niye alıyorum? Dokunalım mı birlikte? Gözümüze, alnımıza, yanağımıza. Bunların arasındaymış. Ya harf alayım. Dokunmuyorsunuz, harf alıyorsunuz. Şakak. Ah. İlk defa mı duydunuz? Hayır tabii ki de. Ben de ilk defa duydum diyeceksiniz zannettim. Yok, ne kelimelere ben ilk defa duydum mu duydum da. O yüzden. Hayır. Buyurun efendim, yenisi. Kuzey Amerikalı. Kuzey. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin de kuzeyinden olan. Harf alayım. Evine gitmesi önerilen kişi. Harf alayım. Şimdi bu iç savaşına dayanıyormuş efendim Amerika'nın. Güneylilere Dixiler diyorlarmış. Kuzeylilere Yankee. De ne? Yankee. Neydi efendim? Yankee. Neyse ki. Amerika'dan istediğimizi alamadık. Bir de Japonlara soralım. Buyurun. Sormayalım. Japon kaftanı nedir ki? Kimono. Kimono. Süre akıp gitsin. Ben de karışmıyorum artık. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. 2 dakika gitti zaten. Harf alayım. Alacaksınız bir de. Bir de harf mı alacaksın? Kimono. Kimono efendim. 600 lira. Şimdi Yeliz Hanım.
Heyecanlanıyorum sanırım. Tamam, başımıza bir şey gelecek diye ürküyorum. Ama 2 dakikadan daha fazlasını harcadık. Yarısını bitiremedik daha. Daha sadece ve sadece 5 tane soruya cevap verdik. 9 tane soru bizi bekliyor. Birazcık hızlansak iyi mi olur? Burada zaman çok hızlı akıyor. Zamanı da yavaşlatırım. Tamam. Hiç merak etmeyin. Bana boşuna Doktor tamam. Strange demiyorlar. Buyurun gelsin. Tutkun. Gönül vermiş, vurgun, bu anlamlarda yine Arapça kökenli biraz naftalin kokan bir kelime. Harf alayım. Eskiler kullanırmış. Meftun. Meftun oldun. Esiri aşkın oldun. Uçtu gitti. Ne de kolay bir soru geldi karşımıza. Gelsin hatta. Gelsin de net bir şekilde görelim. Katlanabilir açık hava koltuğu veya yatağı. Sandalye, tabure. Katlanabilir. Açık hava koltuğu. Açık havada kullanılan koltuk veya İskemle. Yatak. İskemle katlanabilir mi? Değil. Açık hava koltuğu veya yatağı. Şezlong gibi. Nedir efendim? Şezlong. Şezlongdur efendim. 3 tane kelime vereceğim size. 2 tanesi Arapça kökenli. 1 tanesi Batı'dan girmiş dilimize. Bunların karşılığı olan Türkçe kökenli sözü bana söyleyeceksiniz. Oldu mu? 7 harfli cevaplara böylelikle noktayı koyacağız. Buyurun. Manzara, zevahir, vizyon. Bunların Türkçe kökenli karşılığı nedir? Manzara, zevahir zaten birbirine benzeyen şeyler. Bir de vizyon. Vizyon. Görüş, açık görüş. Güzel. Kökü buldunuz. Kökü buldunuz. 7 harfli bir görüş. Kelime olduğuna görüşüm. Göre. Görüşüm. Görüşüm mü? Görüşüm. Ben böyle bir şey duymadım. Ben de. Bir harf farklı bir şey duydum da. Görüş. Harf alayım. Mesela hoş bir görüşümü var. Görünüm. Bence görünüm daha iyi olur. Buyurun 1600 var. Evlerden Irak. Zannediyorum ki artık böyle boğulmuş bir hastalık bu ama zaman zaman hortluyor mu? Geçenlerde öyle bir haber okumuştum. Bu değil de başka bir hastalık mıydı? Yok yok, buydu galiba. 2 kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor efendim. Genellikle çocuklarda görülen döküntülü, bulaşıcı, salgın hastalık. Kızamık, su İki çiçeği. Kelime. Neydi efendim? Su çiçeği. Su çiçeği yeni zamanda. Zamanım bitmiş. Zamanınız bitmedi. 32 saniyeniz daha var. Biraz hızlı hareket ederseniz hali hazırda 4 evet. harf alma hakkınız olduğu için bugünün şampiyonu olabilecek durumdasınız. Hadi biraz hızlanalım. Tamam, hızlanalım. Buyurun. Efendim taş devri öncesinden beri varlığını sürdüren kimilerince din, kimilerince bir veçt ve trans tekniği. Harf alayım. Orta Asya'da İslamiyet öncesi Türklerin nedir? Şamanizm. Şamanizmdir. 700 puan değerindedir. 3 tane harf alabiliriz. 3 tane, özür dilerim, 4 tane de soru kaldı geriye. 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevap. Ama ne yazık ki artık 16 tamam saniyemiz hocam. Olduğu için 3 değil 2 harf alacağız. Olur mu? 3 değil 2 harf alacağız. Hadi gelsin yeni soru. Görüş ve anlayışları birbirine uyan, yakın, birbirine yakın kişiler için kullanılan bir tabir. Fikir, harf alayım. Biz onunla çok nokta noktayız. O kafa benim dengi. En kafa dengi arkadaşım. Yetişecek mi? Bilmiyorum. 4 saniye kaldı. 3 tane soru var elimde. Hızlı okuyayım. Belki Eliz Hanım da hızlı. Herhangi bir seçim ve oylamada sıralamanın en üstünde olan isim. Ve süre bitti. Ah. 2 kelimeydi. Hangi seçim oylama? Tepesi. Mesela bir şarkıdan bahsediyoruz efendim. Nokta nokta olan parçamız. Bakın hepsini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye çizelge halinde veriyoruz. Birinci sırada olan bu çizelgenin en üstündekidir. Tepesi. Çizelge üstü parça. Liste başı liste daha yaygın kullanılıyor. Ah. 9000 bile olabilirdi. Artık inşallah evet. kızınızı kucağınıza alırsınız, biraz seversiniz, koklarsınız, evet. okşarsınız, azıcık vakit sahibi olursunuz, sonra tekrar gelirsiniz. Evet. Yeniz evet. Hanım'a kocaman alkışlar efendim. Çok teşekkür ederim.